Gökhan Türkmen'in klibini çekeceğiz. Gayet büyük bir setimiz var. Önce teknikten konuşalım istersen. Bu çekimde Phantom kullandık. Phantom'u nereye taktık abi? Statikeme taktık Phantom'u bugün. Değişik bir şey denedik. Statikeme de nereye taktık? Onu da ATV'ye taktık. Dolayısıyla bir şeyler denedik. Phantom şöyle çok yüksek karelere çıkabilen bir kamera. Normalde çok hareket ettirilmiyor. Evet. Bizim isteğimiz için böyle bir şey yapıldı. O değişik bir teknik oldu. Işıkları aldı ve hangi lensler kullandın? Master frame tercih ettik tabii ki keskin olsun diye. Evet. Bir tane Alexa Mini'miz var. İki kamera çalışıyoruz. Süper. Çok güzel gidiyor. Eğleniyoruz aslında. Eğleniyoruz, kesinlikle eğleniyoruz. Merhabalar, ben İrem Özfırıncı. Bu klipte Gökhan'ın kostüm tasarımını ve stylingini yürütüyorum. Ufak dokunuşlarımız var, ince detaylarımız var. Kalıp genelde Gökhan'ın hareketlerine uygun olacak şekilde tasarlandı. Çünkü bir dövüş sahnesi çekerken rahat hareket edebileceği şekilde tasarlandı kostümümüz. Hem beden olarak hem de manevi olarak aslında bir hazırlık süreci geçirdik tabii ki. Zaten bir koreografi üzerine yapılmış bir klip olduğundan dolayı fiziğimi de biraz daha belirgin olması için uğraştım. İşte kafa olarak da adama yakın olmaya çalıştım. Süreç çok zor değil. Ben seviyorum böyle zor süreçleri. O yüzden bana her zaman keyif vermiştir böyle süreçler. Uğur da sağ olsun güzel bir planlamayla, karşımda da üç arkadaşım Manuk'la beraber bizi güzel bir plan içerisinde çok detaylı, güzel bir koreografi yazdılar. Ben de buna elimden geldiği kadar iyi bir öğrenci olarak uymaya çalıştım. Biraz daha şurada atla Gökhan'ım. Biraz daha geriye. Ana konsepti işin bir aksiyon sahnesi aslında. Ama anlamına gelirsek şöyle bir durum var. Sürekli içimizde yaşadığımız bir kavgamız var ya, bizim aslında kavgamız kendimizle. Yani onun için hani derler ya, Adem'in dini savaş dinidir. Bu savaş o savaş değil ama içimizde yaşadığımız savaş vardır. Dolayısıyla insan kendi içinde yükselirken ya da nerede olduğunu anlarken bu tür savaşlar veriyor. Dolayısıyla bizim klibimizin konusu bir iç savaşımızın, kendimizle olan savaşımızın anlatımı diyeyim. Neyin içinde olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu insanın kendi savaşıyla alakalı bir sahne izleyeceksiniz. Çünkü dediğim gibi Adem'in dini savaş dini ve biz de biliyoruz. Çünkü bütün nedeni de bilinmek istemesi. Klipte kırmızıyı seçmemizin sebebi hikayemizin Gökhan'ın iç savaşını anlatma sebebi. Ve aynı zamanda kendiyle olan savaşını insanlara ne şekilde yansıttığını anlatan bir hikayemiz var. Dolayısıyla biz doğada da patlayacak, bu hikayeyi de yansıtacak renk olan kırmızıyı seçtik. Ben öyle yaparım, sette ben öyle yapıyorum. Yani kavga sırasında yerde böyle bir dönüyorum iki tane. Yapayım abi, yapayım. Maske Anbu maskesi, kendi klanına ihanet eden dövüşçünün, samurayın taktığı bir maske diye bize Uğur söyledi. Ve bu maskeyi takma sebebimiz de işte aslında insanın kendiyle savaşı hani anlatması dediğimiz de aslında o. 7 sayısıyla başlayan bir adamın daha sonra kendi savaşını bitirdikten sonra 8 ile devam edip bunu bir loop haline getirip yine kendi savaşına devam etmesini anlattığımız bir klip bu. Dolayısıyla aslında Gökhan'ın kendiyle verdiği bir savaşı anlatacağız. Kendini yaraladığı, biçtiği, kestiği, öldürdüğü. Bu da mesela ne olur? Bazen şüphe olur. İnsan şüpheye düşer ve aslında bir kesiktir o. Bazen kıskançlığa düşer. Kendine verdiği bir kesiktir. Biz bunu anlatmak istedik. Umarım eğlenirsiniz. Umarım güzel vakit geçirirsiniz. Sevgiler diliyorum. Sizi öpüyorum. Çok güzel günleriniz olsun. Teşekkürler. Umarım siz de beğenirsiniz, hikayeye uygun bulursunuz. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İlk defa böyle bir şey yaptık. Elimizden geleni yaptığınız için umarım siz de beğenirsiniz. Bizim için çok keyifli, çok güzel bir iş oldu. Teşekkür ederiz.